ekibimizin morali, motivasyonu son derece yüksek. Burada her zaman talimatlarınız olduğu üzere masum insanlara zarar vermemek için çevreye ve tarihi ve turistik yapılara, dini yapılara herhangi bir zarar ziyan gelmemek için de gerek planlama safhasında, hedeflerin seçiminde, gerekse icra safhasında pilotlarımızı, toplarımızı ve tanklarımızı atışları sırasında her türlü tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz. Evet, ben de özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Şahsınızda gerek kuvvet komutanlarına gerekse kuvvet komutanlarımızla birlikte tüm ordumuza, özellikle şahsım, milletim adına bu terörle mücadelede, bu operasyonda Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimize muvaffakiyetler diliyor. Her birini alınlarından öpüyorum. İnanıyorum ki Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK, YPG ve DAEŞ terör örgütlerine karşı büyük bir başarı elde edecektir. Onlarla gurur duyuyoruz. Amacımız belli, açık ve net. Terör koridorunu yerle bir edeceğiz. Barış koridoru inşa edeceğiz inşallah. Bu bizim bir güvenli bölge hedefimizdir. Bunlar tamamıyla Suriye halkına ve Türkiye'deki Suriyeli mülteci kardeşlerimizin tekrar evlerine, topraklarına dönmelerine yönelik bir adımdır. Bölgeye barış ve huzuru getirmeye hedeflenmiş, kilitlenmiş durumdayız. Sayın Bakanım, özellikle tüm kuvvet komutanlarımızla birlikte terör koridorunu yerle bir edeceğiz. Bu bizim azmimiz, kararlılığımızdır. Ve asla bizim Suriye'de sivillere yönelik bir mücadelemiz, onlara yönelik atacağımız bir adım söz konusu değildir. Hedefimiz barış koridorunu inşa etmektir. Bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Ve bu noktada Allah'ın yardımının yakın olduğuna inanıyorum. Ve bununla birlikte de tekrar tüm Mehmetçiklerimizi gözlerinden öpüyor, Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar yardımcımız olsun diyorum. Sağ olun Sayın Başkanım.